arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Eden tüm kahraman şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الفاتحة Başkan Yardımcısı Sayın Feyza Gizligider'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Vekilim, değerli üst kurul başkanım, kıymetli üst kurul üyelerim, Meral Televizyonu kurulunun sevgili çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz.
Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz gecesi tarihimizdeki mihenk taşı günlerden biri. İnanılmaz bir basiret örneği olarak, inanılmaz bir cesaret örneği olarak tüm dünyanın dikkatini çekti. Aynı hani Necip Fazıl'ın şiirinde dediği gibi, hani kim var denilince sağına soluna bakmadan ben varım diye ortaya atılma cesareti gösteren, dünyanın hayretle baktığı bir olay yaşandı. Öyle ki aynı sanki 1000 yıl önce Malazgirt'te, 100 yıl önce Çanakkale'de, Kutule Mahallede olan olayın bir küçük minyatürünü yaşadık biz. Gösterilen bu üstün kahramanlık ve cesaret için öncelikle bütün şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yani şüphesiz hepsinin kalbimizde yerleri daimi kalacak. Biz de zaten bu programları onlara minnettarlığımızın bir göstergesi olarak her yıl anarak yapıyoruz. Biz bu programın hazırlık aşamasında arkadaşlarımızla birlikte özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın bu programlara da birlik olması açısından hazırladığı videoları, içerikleri izlediğimizde tekrardan tüylerimiz ürperdi. Oysa çoğumuz aslında o gece Ankara'daydık. Olayları burada gördük, yaşadık. Bir kısmımız genelkurmay kavşağında, bir kısmı mecliste, bir kısmı çevrede gördü, bombaların düştüğünü duydu, sesini duydu ama yine de görüntüleri izlediğimizde ürperdik. Yani demek ki dedik gerçekten tazelemek gerekiyor. O yüzden videoların çok kısa bir bölümünü de sizinle paylaşacağız. Ama daha önemlisi bu hafızaları tazeleme konusunda sağ olsun sayın vekilimiz bizi kırmayıp teşrif ettiler. Onlar o gün meclisten bir canlı yayın gerçekleştirmişlerdi. Meclisin tam bombalandığı anda o görüntüleri de hem kendileri paylaştılar hem biz kendi arşivimizden çıkardık. İnşallah bugün o görüntüleri de paylaşacağız ve vekilim de bizim hafızalarımızı tazelemiş olacak. Bu vesileyle hepinize tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz'lar yaşatsın. Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yardımcısı Sayın Feyza Gizligider'e teşekkür ederiz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Ebubekir Şahin'in kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok kıymetli milletvekilim, çok değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, Sayın Üst Kurulu Başkan Vekili üyelerimiz, çok değerli çalışma arkadaşlar, basınımızın yüzde temsilcileri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15 Temmuz, az önce Daire Başkan Yardımcımızın da söylediği gibi, hepimizin hafızasında çok derinliği olan, asla silinmeyecek olan ve unutulmayacağımız kahramanlık örneklerinden, ülkemizin ve milletimizin asla unutmayacağı kahramanlık örneklerinden bir tanesidir. Hepimiz bir şekilde Ankara'da olsak da olmasak da, ki ben Ankara'da olanlardan da, Ankara'da olan şanslılardan da diyeyim, o şekilde anlatayım size. 15 Temmuz'u düşünürken, 15 Temmuz'u yad ederken, kahramanlık örnekleriyle, şehit yakınlarımızın vakur duruşlarıyla, gazilerimizin gururuyla anacağımızı buradan bir kere daha söylemek isterim ve belirtmek isterim. Bugün burada programımızı icra ederken biz istedik ki o günleri birebir yaşayan ve sadece yaşamakta kalmayıp iletişimci kimliğiyle de herkese anlatmak için, dünyaya duyurmak için, canlı yayın yapma fikri aklına gelen Sayın Milletvekilimiz, AK Parti Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanımefendi ile bugün hasbihal edelim. O günleri kendisinin ağzından bir kere daha dinleyelim istedik. Çünkü hepimiz hatırlıyoruz. O gün meclisimizin göstermiş olduğu feraset ve göstermiş olduğu cesaret tarihin en şanlı sayfalarına altın harfleri yazılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokağa davet etmesi ve demokrasiye, millete, devletine ve vatanına sahip çıkması isteğiyle harekete geçen milletimizin yanında milletimizin temsilcisi olan meclisimizin göstermiş olduğu vakur duruş hiçbir zaman unutulmayacaktır. Oradaki duruşu bizlere anlatmak isteyen ve elinden geldiğince sadece oradaki yaşayanları verilen oradaki imkanlarla, canlı yayın yok, herhangi bir şey yok, kendisi anlatacaktır. İmkanlarıyla dünyayı duyurmak isteyen vekilimizi de hem tebrik ediyor hem de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı bir kere daha kendisine arz ediyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım çünkü heyecanla biz kendisini dinleyeceğiz. Sonrasında da inşallah şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi yad etmeye, gururla başımız üstüne taşımaya devam edeceğiz. Ama şunu belirtmek isterim ki 15 Temmuz'lar bir daha olmasın. 15 Temmuz'ların bir daha olmaması için o günü asla unutmayalım.
O günü asla bir daha gönlümüzden çıkarmayalım. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, hayatta olanlara bir ömür boyunca mutluluk ve saadet diliyorum. Onlarla daha önceki yapmış olduğum görevler sebebiyle de her zaman hemhal olduğum için şunu görüyorum. İnsanın gözündeki, gönlündeki ışık bu kadar mı güzel olur? İnsan bir yakadana canını ciğerini kaybederken bu kadar mı güzel olur? O bakımdan ne yapsak az, ne söylesek az. Az önce hocam burada değil gitti ama görevi vardı. Okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de zaten Yüce Yaradanımız gazilerimiz, şehitlerimiz için en güzel övgüleri yapmıştır. Peygamber Efendimiz en güzel övgüleri yapmıştır. Bizlere de onlara bu övgülere sahip çıkmak ve bu övgülerle onlara hareket etmek, onlara saygı duymak düşer. O yüzden kendilerini tekrar tebrik ediyor. Bu günleri bizlere bu şekilde gururla yaşattıkları için ahirete itibar edenleri tekrar itibar ediyorlar. Tekrar buradan güzel yad ediyor. Hayatta olanlara da mutluluk ve saadet diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Şeref verdiniz. Sayın üyelerimiz, Sayın Başkan Vekilimiz katıldınız. İyi ki aramızdasınız. Eğer müsaadeniz olursa Sayın Vekilim buraya davet edeceğim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Üst Kurul Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz görüntülerini izliyoruz. Tam 3 yıl önce bu gece Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup üniformalı askeri duyulmaya başlandı. Savaş uçakları alçaktan uçuyordu. Darbeciler araç geçişini engellemek için yolları ve köprüleri tanklarla kapattılar. İnsanlar bir şeyler olduğunu anlamışlardı. Kısa süre sonra askeri helikopterler ve şehitler insanlara ateş etmeye ve devlet binalarına hedef almaya başladı. Bazı kamu ve medya kuruluşu binaları darbeciler tarafından basıldı ve bombalandı. Herkes sabırsızlıkla hükümetin ne olduğu konusunda resmi bir açıklama yapmasını bekliyor. Saat 23.30. Binali Yıldırım, ordu içerisindeki belirli bir grubun hükümeti devirmeye kalkıştığını açıkladı ve girişimi yasa dışı olarak nitelendirdi. Ve sorumlularının ağır bir şekilde cezalandırılacaklarını söyledi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri darbeyi desteklemediğini duyurdu. Saat 00.13. Darbeciler TRT binasını bastı ve meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir diyerek sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Saat 00.30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FaceTime kullanarak CNN Türk ekranlarından vatandaşlara hitap etti ve halkın üzerinde bir güç tanımadım ben diyerek herkesi meydanlara çıkmaya davet etti. İnsanları darbeye karşı direnmeye teşvik etmek için yurt genelinde camilerden selam sesleri yükseldi. Ülkenin dört bir yanında insanlar meydanlara akın ettiler ama darbeciler saldırmaktan vazgeçmedi. Darbeciler göstericilerin üzerine ateş açıp tankları üzerlerine sürdüler ve meclis binasını, vekiller hala içerisindeyken defalarca bombaladılar. Sergilenen bu vahşete rağmen sivil vatandaşlar direnme konusunda kararlıydı ve geceyi dışarıda geçirdiler. Saat 3.20. Erdoğan uçağıyla İstanbul'a iniş yaptı. Polis güçleri o gece birçok operasyon gerçekleştirdi ve birkaç saat içerisinde darbecileri tutuklamaya ve kontrolü ele almaya başladılar. Darbe girişiminin Fethullahçı terör örgütü tarafından planlandığı ve organize edildiği ortaya çıkarıldı. Hain girişim, hükümet ve siviller tarafından birkaç saat içinde engellenmişti. Ancak o gece 251 kişi hayatını kaybetti ve 2000'den fazla kişi yaralandı. Sivil bir direnişin darbe girişimine karşı başarısıydı bu. Sonrasında her kesimden on binlerce Türk vatandaşı haftalarca meydanlarda toplandı ve bu demokrasi zaferini kutladılar. Değerli konuklar, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, basın mensupları henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeden önce cep telefonundan yaptığı canlı yayınla Gazi Meclisimizde yaşananları halkımızla paylaşan AK Parti Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir, bizleri kırmayarak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatmak üzere salonumuzu teşrif ettiler. Bu vesileyle kendilerine tekrar hoş geldiniz diyoruz.
Dilerseniz 15 Temmuz gecesi milletvekilimizin meclisten cep telefonuyla gerçekleştirdiği yayının görüntülerini hatırlayalım. Ebo, şu anda hemen meclise biz canlı bağlantı yapabileceğiz. Sen de bir görelim. Sayın Ayşe Kesiş. Tamam. Gördüğünüz kadarıyla mecliste bir hasar var mı? Nedir durum? Sayın Kesiş, sıranın kafaların üstünü görelim. Orada sıranlar döküldü. Bakın. Duman var. Genel kurulda duman var şu an. Genel kurulda duman var. Şu an genel kurulda. Ama bir sonraki tutuyorum. Şiddetli bir patlama sesi bizim yayınımıza da yansıdı Ankara stüdyomuzdan. Sayın Kesiş, ne olduğunu aktarabilir misiniz? Bir duman var içeride. Ama biz iyiyiz. Nöbeti tutmaya devam ediyoruz. Tüm partiler burada. AK Parti burada, MHP burada. Vatandaş burada. Vatandaşlarımızı destekliyor. Ne bilgi var mı bu patlamanın tam olarak nerede gerçekleştiğiyle ilgili? Çünkü meclise bomba atıldı diyerek yansıtıldı Anadolu Ajansı tarafından. Ama biz sizi canlı yayında görebiliyoruz. Efendim, böyle bir görüntü var meclisten yansıyan. Türkiye savaşlar yaşadı ama gerçekleştiriyor. Vatandaşımız locadan bizi destekliyor. Localar açıldı. Vatandaşımız locadan bizi destekliyor. Şu an Ayşe Kesif, CNN Türk Kanal D ortak yayınındasınız. Neler aktarmak istersiniz? Hedef alındığına dair meclisin, Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber var. Biz iki patlama duyduk arka arkaya. Birincisinde siz meclisin sıralarının düştüğünü ifade ettiniz. Gösteriyorum. Ayşe Hanım, telefonu yatay tutabilir misiniz? Telefonu yatay tutabilir misiniz? Şimdi gördüğünüz meclisimiz sıralara döküldü buraya, vatandaş üstüne. Beni duyabiliyorsanız eğer telefonu yatay tutabilir misiniz? Daha net görebileceğiz. Ama biz buradayız. Herkes ayakta. Demokrasiye inanan siyasi partilerin temsilcileri buradalar şu an. Evet. Hepimiz burada nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 100 milletvekili olduğunu biliyoruz. Evet. Attım o sayı. Arkadaşımız şehrinden gelmeye çalışıyor, yollardalar. Ama onun dışında Ankara'da olan milletvekilleri buradalar şu an. Sayın Kesif, bir
acaba tekrar gösterebilir misiniz nasıl bir hasar oluştu? Sıraları gösteriyordunuz biraz önce, tam göremedik çünkü. Ekran küçük, görünmesi mümkün değil ama şu an genel kurulu gösterebilirim nasıl bir şey var. Milletteki arkadaşlarımız hepsi buradalar çünkü. Evet, biz de el sallayalım. İşimizin başındayız. Evet, milletin elinde yetkiye burada sahip çıkacağız. Milletin vekilleri olarak milletin meclisindeyiz. Milletimiz merak etmesin, dinlemeye sahip. Biliyor, bugün 24 ateş açıyorlar, kadarımız var. Evet. Genel kurul salonunda anladığımız kadarıyla sıvalar döküldü. Bazı polis memurlarının ve meclis görevlilerinin de yaralandığına dair biz bilgi yansıdığını görüyoruz haber ajanslarından. Siz orada olmayı sürdüreceksiniz. İlk olmadan bir daha. Şu an ilk olmadı haklılar ama yine buradayız. Şu anda bombardımana tutulduğunu anlıyoruz. Bu işgal kuvvetlerinin yapmadığı şey. Bakanımızın da söylediği gibi işgal kuvvetlerinin yapmadığını yapılıyor bugün ama millet yine emanetine sahip çıkıyor, milletin vekili. Verdikleri emanete sahip çıkacağımız olan inançları hiç kaybetmesin milletimiz ve demokrasiye olan inançları kaybetmesinler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir'in kürsü teşriflerini arz ederim. Şehit yakınları ve gazileri. Ben şöyle ortaya gelmek istiyorum. Herkese göreyim. Orada durmayacağım. Öncelikle şehit yakınları ve gazilerimiz var. Onları buradan saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, değerli heyeti ve değerli bütün çalışanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aslında hem söyleyecek sözümüz çok, aslında çok söze de hacet yok. Ya o kadar ikisinin arasında bir duygu yaşıyoruz ki. Tekrar tekrar görüntüleri de izlediğimizde. Ben aslında 251 şehidimizin kanı, canı, 2000 aşkın gazimizin kanı olan bir geceden kendime ait anlatacak çok şeyim yok. Aslında onlar anlatılacak her şeyi tarih nezdinde anlattılar ve yazdılar. Sadece bir tarihsel not düşmek adına biraz da mahcubiyetle anlatacağım, biraz sonra anlatacaklarım size. Çünkü hakikaten şehitlerimizin ve gazilerimizin olduğu bir geceden biz bugün hayatta olanların çok söyleyecek sözü olmadığını düşünüyorum. O gece biraz o geceye ait kendi anekdotumu paylaşmak istiyorum sizinle. Gece 10.30 gibiydi biz artık, evet, bir darbe girişimi varı anladığımızda milletvekili arkadaşlarımızla istişare ediyorduk. Telefon görüşmeleri, gruplarda yazışmalar. Çünkü daha öncesinde aldığımız haberlerde evet köprüdeki asker yoğunluğunun haberini almıştık ama pek çok vatandaşımız gibi biz de bir olağanüstü durum var. Muhtemel ki tedbir alınıyor gibi yorumlamıştık. Bir de ben o gün dışarıda ve sürekli mobilize bir haldeydim. Yani sürekli bir yayın takip etme imkanımda olmayan saatlerde o saatler ama 10.30 gibi netleşti aşağı yukarı. Ve ondan sonra çocuklarım dışarıdaydı. Yani benim işte biri 12 yaşında, biri o zaman 20 yaşında olan iki kızım evdeydi ve dışarıdaydılar. Onları eve çağırdım. Saat 9'da küçük kızım geldi ama ablasının gelmesi ve kardeşinin başında durmasını istedi. Çünkü eşim de o gün TRT'nin bir yayınından dolayı TRT'deydi ve o da evde değildi. İstedim ki ablası kardeşinin yanına gelsin ve ben evden çıkayım. İşte personelimi çağırdım falan. Bu organizasyonun hepsi bir saate aldı. Saat 11.30'da hazırlandım, abdest aldım ve çocuklarıma şunu söyledim. Dedim ki, şunu biliyorum, darbe girişimlerinde parlamento ilk hedeftir. Ama tabii ki elbette bombalanmasına asla ihtimal vermedim. Ama hükümete ve hükümetin partisine yapılan bir girişim olduğu için milletvekillerinin ilk derdest edilecek kişiler olduğunu biliyordum. Okumalarımızdan bildiğimiz bir
bir şey ve ona hazırlıklı olarak çıkıyorum evden ve çocuklarımı Ankara'da ben çekirdek aileyim yaklaşık 15 yıldır yani anne ve baba çocuklardan oluşuyoruz. Ailemiz Ankara dışında ve onlara bu kelimeyi çok kullanmayı sevmiyorum. Egzajere ediyormuşum anlamı çıksın istemiyorum ama minik de bir vasiyetle dedim ki eğer iki gün benden haber almazsanız amcanız ve dayınızı arayın. Çünkü babalarından da nasıl haber alacağımızı onu da bilmiyoruz. O saat itibariyle. Öyle diyerek çıktım. Hatta küçük kızım dedi ki anne gitmesen olmazmış, erkekler gitsin. Yani sen niye gidiyorsun? Dedim tabii benim çocuklarım, benim büyük kızlarım özellikle hayat mücadelemi biliyorlar. Ben 17 yaşından beri sokaklarda hayat mücadelesi veren bir sivil toplumcuyum. Mesleğimin haricinde. Çünkü babamdan da böyle gördüm. Babam da böyle bir adamdı. Hep toplum için, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler için, işte göçmenler için hep bir şeyler yapmakla geçti 30 yıllık geçmişim o dönem için. Böyle bir geçmişim de var. Ve onu şunu söyledim kızıma. Ağlıyor bir anda. Çünkü bizim evimiz AK Parti'ye çok yakın. Uçaklar hep üzerimizde. Dedim ki ben eğer bu akşam evden çıkmazsam bu kadar yer ettiğim mücadelenin hepsini çöpe atarım ve senin annen olmam. Senin iftihar edeceğin bir annen olmaz. Ve o şekilde çıktım evden. O ara eşim geldi, o üzerini değiştirdi, tekrar TRT'ye geçti falan. Bir yandan da onun başka bir trafiği var. Tabii benim çıktığım saatte, nispeten daha erken saatten şunu söyleyeyim. Tam çıkarken giyindim, ayakkabımı giydim, televizyon açıp dediler ki bildiri okun çocuklar. Geri döndüm, darbe bildirisini dinledim ve devam ettim. Yani Allah şahit aklımın köşesinden şu kadar, ya gerçekten evet darbe olmuş, böyle böyle işte bildiri okuyorlar. Acaba çıkmasam mı? Gelmedi. Bu benim marifetim değil. Allah o gece kalplerimizden korkuyu aldı. Buna bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bu ne Ayşe Keşir'in ne diğerlerinin, hiç kimsenin marifeti değil. Allah o gece millete bir lütuf verdi ve kalplerimizden korkuyu aldı. Çıktım ve meclise yöneldim. Meclise niye gittim? Çünkü biz milletin emanetçisiyiz ve o emanete sahip çıkmak. Kurtuluş Savaşı'nda dahi o meclis çalıştı. Ve bizim o gece o meclis bir şekilde ışıklarını açık tutmamız, hani bir toplantı vesaire olur olmak ama ışıklarını açık tutmamız, burası çalışıyor dememiz gerekiyordu. Tabii bir milletvekili grubunda da bu bir yazışma oldu. Arkadaşlar Ankara olanlar, işte mecliste toplanalım da yaptık birbirimize ve gittik. Ben gittiğimde 6. ya da 7. milletvekiliydim. Benden önce Ankara milletvekillerimiz gelmişti. Sayın Aydın Ünal, Sayın Jülde Sarıoğlu, Sayın Ahmet Gündoğdu oradaydılar. Ve ufak bir istişareyle ne yapalım, ne edelim derken Sayın Başkanımız odasındaymış İsmail Kahraman Başkanımız. Ve dedik ki genel kurulu açalım. Genel kurulu açalım. Ve, yani burayı çalıştıralım. Tabii meclis her türlü bir nöbet takvimi planı var. Burada mecliste çalışan arkadaşlarımız, önceki dönem milletvekilimiz de var. Ama kimse tabii darbe gibi bir olağanüstü hal planı yapmıyor. Böyle bir planı yok meclis bürokrasisinin. Anahtarları bulamadık genel kurulun anahtarlarını. Hani şaka gibi gelir size. Bazı arkadaşlarımız kıralım genel kurulun kapısını dediler ama mümkün değil. Çünkü her türlü tedbiri düşünerek çok dayanıklı kapılar o kapılar. Genel kurulun kapısını hani omuzla falan açamazsınız. Ama öyle anahtar geldi. O bir kaostu. Genel kurulu açtık. Sayın İsmail Kahraman sizin görüntülerde gördüğünüzden önce kürsüde önce konuşmak istedi. Ve ben başkana şunu demişim. Tabii can havliyle belki biraz nezaketi de aşarak. Sayın Başkanım bize mi konuşacaksınız? Yani biz burada zaten 20 kişiyiz. Bunu kamuoyu görmesi lazım. Bu konuşmayı ki burada olduğumuzu bilsinler. Orada tabii Cumhurbaşkanımızın CNN Türk'teki yayınını, millete sokağa çağrısını ve o çağrının kabul gördüğünü bir yandan da telefonlarımıza takip ediyoruz. Ya yani millet sokaktayken bizim de burada olduğumuzu milletin görmesi ve güç alması lazım. Hatta o ara bizim idare amirimiz Ahmet Gündoğdu basından sorumlu. Dedim ki Meclis TV'nin nöbetçileri nerede? Şimdi eski bir televizyoncu olarak yani bütün televizyon kuruluşlarının nöbet çizelgeleri vardır. İşte eve en yakın olan hallerde işte deprem olur, yangın olur. Ben onu düşünerek soruyorum. Ahmet Bey bana bir çıkıştı. Ne de bir şey Meclis TV'si dedi. Garip oldu kız dedi. Ne diyorsun sen? Ne Meclis TV'si dedi. Bu ara aklıma geldi. Eğer baktım nöbetçi bir kameraman hani onu görebilseydim onu yönlendirip hani orada bir organizasyon yapmayı planladım. Baktım o yok. Cumhurbaşkanımızın o CNN Türk yayına ilham verdi. Sayın Başkan'la da ortak bir arkadaşımız var. Eski o da aslında Rütük. Burcu'yu aradım. Dedim ki Burcu hemen benim CNN Türk rejide kim varsa rejiye telefonumu ver.
sağ olsun da hemen 2 dakika içinde rejiye ulaştı. Rejiye telefonumu verdik ve 5 dakika içinde reji bana FaceTime'dan arayarak bağlandı. Bu gördüğünüz ikinci yayın aslında. Bundan önce Sayın Meclis Başkanımızın divanda oturduğu sağ tarafında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, sol tarafında Sayın Mehmet Kuş'un oturduğu bir an var ve ben o anı özel Sayın Başkan'ın demeçlerini, yani Meclis Başkanımızın ilk demeci, burayı açtık, çalıştırıyoruz, demokrasiye sahip çıkıyoruz demeci, yine o telefon aracılığıyla CNN Türk ekranlarından yapıldı. Bu sizin izlediğiniz ikinci yayın. Aşağı yukarı 5-6 dakika ben tüm partilerin grup başkan vekillerini bağladım. Yani ekrana seyirciye ulaştırmak istedim. Hatta Sayın Başkanımız ekranı çok yakın tuttuğu için sadece yüzü görünüyor çünkü telefon ekranı sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Levent Gök'e dedim ki size telefonu vermeyeceğim. Sırtınızı yana... Yani tırnak içinde bir mesleki bir şey. Yani haddimi aşmayayım, bu kadar profesyonel görüntü yönetmeni, yönetmen varken ama biraz da onu yapmaya gayret ettim. Şimdi Levent Gök'ün sırtını genel kurula doğru telefonu kendim kamera gibi tuttum. Burada izlemedik onu, bir önceki görüntüler onunla. Nereden izlediğiniz bu arada hazır o görüntüleriniz. Hani ya da arkada sessiz dönebilir ya da arkada sessiz de dönebilir ya da sonra olabilir. Yani diğer partilerin de seçmenlerine mesaj vermesini, halka mesaj vermesini, biz çünkü tüm halkımız, Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıkmaya davet etmişti. Hatta daha sonra kendi şehrime döndüğümde Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri ve partililer, ya biz kendi vekillerimizin sesini de sizin kameranız, görüntüleriniz aracılığıyla duyduk ve güven bulduk demişlerdi. Bunu da kendi adıma o gecenin misyonuna yüklüyorum. Akabinde tabii biz parti yöneticilerinin, büyüklerinin görüşlerini vererek, siyasi mesajı vererek bu yayını kapattık, ilk yayını. Ama daha sonra önce Bahçe'ye, daha sonra da genel kurulun hemen, yani genel kurul böyle bir salon, bu salonun duvarının 15 metre ötesinde bir bomba düştü. O bombayı çok yoğun hissettim işte. Az önce yayından bağlandığımız o bombadan sonraydı. Ve o reji tekrar geri dönüp ne oluyor orada diye tekrar aradığımızdaki görüntüyü izlediniz az önce. Ve bir yandan Bahçe'ye bombalar düşmeye devam ediyor. Uçakların o son ilk patlamalarını duymaya devam ediyoruz. Biz onları tabii o anki kargaşanın hepsini bomba zannediyoruz. Bir de öyle bir durum var. Çünkü uçakların o ses hızdan hızlı geçmelerinden kaynaklanan patlama seslerine benzer sesler çıkıyor. Ama şimdi bunu iddiayla söylüyorum. Bu salonda bomba anında yaklaşık 70-80 milletvekili vardı. İddiayla söylüyorum. Kadınlar ağırlıktaydı. Yani kadın vekillerin büyük bir kısmı oradaydı. Hiç kimse de hani bomba düştü, şöyle bir siper alayım, şöyle bir kuytuya gideyim sıran asla olmadı. Bunu iddiayla söylüyorum. Bu tekrar söylüyorum, bizim marifetimiz değil. Allah kalplerimizden o akşam korkuyu almıştı. Ve ben o ilk bomba, ikinci bomba düşüp yoğun hissettiğimizde ilk kalbimden geçen duygu ve yanındaki arkadaşa söylemişim onu. Ya Suriye'de bu her gün oluyor. Suriye'de bunu her gün kadın ve çocuklar yaşıyordu. İnanılmaz bir balık kokusu, yani balonun kokusunu aldık içeride. Orada o kadar korunaklı kapılar vesaire olmasına rağmen bir toz bulutu. Hani önce göz gözü gerçekten görmedi tozdan dolayı. Daha sonra açıldıktan sonra zaten yayını o an başlamıştık. Ve akabinde diğer bombalar da gelmeye başladı. Tabi bu arada şeyi atlamayayım. İlk bomba Bahçe'ye düştüğünde tabi orada vekilleriniz gelmeye devam ediyor. Ben gittiğimde genel kurmay kavşağında yoğunluk yoktu. Ben çok rahat gittim çünkü çok erken gitmiştim ama daha sonra yoğunluklar başlayınca bazı vekillerimiz gelememişler, dönmüşler. Genel merkeze gitmişler, orada mücadele etmişler ama bir vekilimiz, burada özellikle zikretmek istiyorum şu anda milletvekili, eşini ve ailesini, meclise gitmeye karar verdi ve karısı ve kızı da terk etmemiş onu. Yani sebe bırakayım, öyle gideyim, hayır biz de seninle geleceğiz. Onlar Hatay vekilimiz, onlar içeriye girerken Bahçe'ye bomba düşüyor, bombanın şarapnel parçası karısını, kızını ve kendini yaralıyor. Kızı beyninden aldı şarap, bunu basında görmediniz, basında çok duymadınız bunu. Bu o akşama dair çok kıymetli anekdotlardan biridir. 19 yaşında bir genç kız, 20 yaşında bir genç kız beyninden aldığı şarapnel parçasıyla haftalarca mücadele etti. Eşi uzunca süre kolunu kullanamadı çünkü kolundaki bütün his kaybı gitmişti kolundan aldığı şarapnel parçasıyla. Bunlar mesela görünmeyen isimler aslında meclisin gazileri ve vekilimiz gazi unvanını alan tek milletvekilimiz o geceye ait. Bunu da buradan özellikle hani bir tarihe not düşüyorsam düşünmesini isterim. Bu yayın gördüğünüz yayında özellikle şunu anlatmaya çalıştım. Yani hem bir milletvekili olarak hem de bir gazeteci olarak sokaktaki vatandaşımız bilsin ki emanetini verdikleri milletvekilleri de
o emanete sahip çıkma gayretinde. Bunu bilinsin, bu şey kurulsun istedim. Bu yayından, ikinci yayından sonra, bu da yaklaşık 6-7 dakikalık bir yayın. Pardon, ilk 6-7 dakika, bu 9 dakikaya yakın bir yayın bu. Bu yayından sonra, biz bu yayını sonlandırırken dikkat ettiyseniz, CNN Türk'e de asker girmeye başlıyor. Zannediyorlar ki şey, yani bu yayın İstanbul Reci'den yapılan bir yayın ama Ankara'dan yapıldığını düşünerek Ankara CNN Türk basıldı o gece. Yani öyle de bir sonuç oldu bu yayının. Tekrar söylüyorum, tabii 251 şehidimiz varken bizim bunları anlattıklarımız sadece bir tarihsel anekdot. Eğer o gecenin kahramanları varsa 250 şehidimiz ve onların şu an olan aileleri ve 2000 aşkın gazimiz. Ertesi gün tabii biz onu, şunu da bir de belirteyim. Tabii bomba atıldıktan sonra avizeler var, biliyorsunuz parlamentoda 16 büyük Türk devletini temsil eden avizeler. Bunlar sallanmaya başlıyor, düşme ihtimali var. Tabii her bir tanesinin düşmesi bile bütün oradaki herkese bir şarapnel etkisi yaratacak ve ciddi bir risk oluşturuyor. Ve belki sana olacağız diyor. Sığınak falan bilmiyoruz arkadaşlar. Herkes sığınak diye yazdı da bir başka yere gidelim. Ve yarım merdiven, altta koridorların olduğu bir yere gittik. Orada toplandık. Böyle antre gibi olan bir yer. Yani su yok, tuvalet yok. Yani sığınak dediğiniz yerde her türlü donanım olur da sığınırsınız. Öyle bir yer değil gittiğimiz yer. Ve oradan çıkarken tabii ben burada yayında yok ama ben telefonla son anı, salonu boşaltırkenki anı yayına aldım. Onun için o akşam Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili Sayın Ruhi Ersoy'la ikimiz salonu son terk eden iki milletvekiliyiz. Hala o bana takılır silah arkadaşım falan diye böyle bir muhabbet oluştu aramızda. İkimiz terk ettik. Yarım kat alta bir antrenin olduğu yere indik. Dediğim gibi su yok, hani tuvalet yok. Ve biz hani hiçbirimiz böyle bir hal yaşamadığımız için hiçbir tedbirimiz de yok. Yani bir telefonumuzu almışız, çıkmışız evden. Şarj kablolarımız var ama işte hiçbir güç kaynağımız yok. Ve gittiğimiz yerde elektrik krizi yok. Yani sığınak olsa sığınağa ait bir sürü donanım olur. Ve biz aşağı indikten sonra meclise tabii helikopterler binmeye çalışıyor. Çünkü yayın yaptık ve artık meclisten çok müsaade altına almak istiyorlar. O yüzden işin özellikle adını almak istiyorum. Bakın meclis personelinin polisleri için söyle, emniyet mensupları için hafif silahları var. Ve inanın o çocuklar o gece o hafif silahlarla o helikopteri indirmediler. Bir ara helikopter indi ve içeriye girdiler bilgisi geldi bize. Biz ondan zorluklıydık. Ama yani o ipi sarkıtmışlar, inmeye başlamışlar ama bizim arkadaşlarım o hafif silahlarla yaptıkları inanılmaz savunmaya Tayfun ekibinin başı. Onun için onları da buradan şükranla ve minnetle anmak istiyorum. Bunlar gizli kahramanlar. Hiçbir yer Tayfun adını görmezsiniz. Ama o gecenin bence gizli kahramanlarından biri de oydu mecliste. Bunlar hani tarihe not düşürsün, bu isimler anlatılsın istiyorum. Ve onlar sadece yani iyi tabancalarıyla, hani hiçbir ağır silah olmadan onların inişini engelleyerek, zaten o anda diğer yerlerde de çözülme başlayınca onlar da o eylemlerinden vazgeçtikleri için meclise gidilmedi. Aslında o hafif silahların da mermi kapasitesi belli ve biterdi. Eğer başka yerlerde başka çözülmeler olmasaydı o gece onlar o iki helikopter meclis bahçesine iniyordu. Hatta Tayfun'un anlattığı bir örneği anlatayım size. Bu başka bir boyut için söylüyorum. O gece sosyoekonomik yapısı çok farklı insanlar aynı anda ve yan yanaydılar. Hani belki normalde hiç karşılaşmayız. Ayrı marketlerimiz, ayrı sokaklarımız, ayrı sitelerimiz, ayrı iş yerlerimiz var. Ama o insanlar hep yan yanaydı o gece. Özellikle sokaktakiler için söylüyorum. Meclisin bahçesinin bir tarafı biliyorsunuz güvenlik duvarı yoktur. Yani Genelkurmay'a bakan tarafı hani sivil girişlere müsaittir. Bir vatandaşımız geldi dedi Tayfun. Hani biraz da hani muhtemel olay öncesi alkol almış. Ama o kadar kararlı ki ben orada yarım duvarlara siper alarak ateş ediyorduk diyor. Hani çok yüksek duvarlar yoktur orası. Hani halkla direkt temas edilen ön bahçe. Büyük merdivenin olduğu bölümü bahsediyorum. Abi ben şuraya uzanayım ya benim üzerimden siper al demiş o vatandaşımız. Yani bunlar adını bilmiyorum. Bu arkadaşın adını bilmiyoruz, o da bilmiyor. Ama bugün buradaysak o yani gövdesiz duvarın üstüne yatayım abi dedi diyor. Çünkü alçak duvar, 50 santimlik bir duvar. Oraya sığınarak hani bir ateş ediyoruz, bir arkaya kolona kaçıyoruz diyor arkadaş. Ben abi buraya yatayım da. Yani inanın isimlerini bilmediğimiz öyle insanlardı. Ve biz ertesi gün, tabii o gece saat aşağı yukarı 2-3 gibi de dış dünyayla bağımız kesildi. Bir de kendi mailimle başka şeyi paylaşayım sizinle.
Annem İstanbul'da, benim ailem İstanbul'da. CNN Türk izlememiş. Yani benim yaptığım yayından falan haberi yok. Bizim bir aile dostumuz, biraz da böyle hani nasıl söyleyeyim, hani onun bir şey söylemek istemiyorum ama hani biraz böyle fatavatsız bir çocuk. Annemi aramış. Demiş ki Ayşe abla mecliste, yayın izliyormuş, meclis bombalandı. Annemin bütün bilgisi bu. O an şeyi de açamamış tabii, yayını da açmayı açamamış o an. Muhtemelen araştırdığında da yayın bitmişti. Çok şükür Allah da bize bir şehadet nasip etti dedim. Beyazını açtım okudum diyor annem. Çünkü bombalandıktan sonra hiç bilgi yok annemle. Yani nere bombalandı, kim bombalandı ama ben meclisteyim, meclise bomba atıldı. Yani böyle bir annenin de evladı olmaktan dolayı iftihar ettiğim ayrıca ifade etmek lazım. Ağlamadım diyor. Sadece iftihar ettim. Çok şükür şehadette bize nasip olduğu için de biliyor. Öyle bir annenin evladı olmak da benim için ayrıca bir şereftir. Anneyi de akşam atarız. Tabii biz ertesi gün fark ettik. Sabah 10'a kadar meclisteydik. Saat 2'den 3'den itibaren dış dünyayla özellikle cep telefonlarımızın şarjı bittiği için bağımız da koptu ailelerimizle. Yayın izleyemedik çok. Sabah 10 gibi eve geldim ben. Eve geldiğimde tabii onlar da benden haber alamadıkları için bizim evimiz genel merkezde külliyeye çok yakın. Son sabah 6'da genel merkezde külliyeye atılan iki bomba var biliyorsunuz ve ağırlıklı şehitlerimizin bir kısmı da orada. Hatta Kızılcahamam'dan bir aile, üç erkek orada şehit oldu. Ben daha sonra onları ziyaret ettim. Tabii ev çok yakın olunca bombalar ev de sallanıyor ve inanılmaz bir ışık şey sabah 6'da. Eve geldiğimde kızım o bombayı tabii çocuk hakları meclise atılan bomba zannetmiş. Bu bombadan annem sağ çıkmamıştır. Dedim de öldüğünü düşündüm diyor. Onu da eve gelince benim ölmediğimi anladı çocuğum. Ve ondan sonra biz tek tabii o gün olağanüstü toplantı kararı ortak bildirdi biliyorsun hepimizin basından takip ettiği ve biz ondan sonra meclise geldiğimizde gezince fark ettik neler oldu. Pardon onu da çıkarken de gezdik. Pardon ışımıştı, gün aydınlanmıştı. Biz hasar yerlerini gezdik. Asıl genel merkeze atılanı, bahçeyiz daha sonra gezdim de merkeze atılanı ve biz olayın aslında boyutunu sabah gezdiğimizde fark ettik. Yani nasıl bir şeyden meclisin çıktığını. Yani savaş tarihlerine yakın tarih okuyan arkadaşlarımız bilir. Hiçbir savaşta da, sadece bir kere bir Almanya örneği vardır. Onun dışında hiçbir yerde parlamento binaları bombalanmaz. Hatta kamu binaları bombalanmaz. Böyle bir hani savaş çıktırmak için de ahlaklı değil, böyle bir şey var. Çünkü o binalar daha sonra kullanılacak, kamuya hizmet edecek. Bu dünya tarihinde yaşanmamış bir şeydir. Bir darbe girişiminde parlamento binasının bombalanması. Tabii akabinde şunu da söylemem lazım. Bir gün sonra hastaneleri ziyaret etmeye başladığımızda fark ettik diye evet toplumun her kesiminde normalde hiç yan yana gelme ihtimali olmayan yani yaşam şartlarından dolayı insanlar o gece omuz omuza mücadele etmiş. Ve ben tabii şuna çok inanıyorum, tekrar söylüyorum, Allah kalplerimizden korkuyu alırken bu şerefli milletin hani belki bir teori farklı düşünebilirsiniz ama kan hafızasını tazelendiğini düşünüyorum. Yani Kurtuluş Savaşı, ondan önceki dönemler, Kurtuluş Savaşı sonrası dönemler, diğer darbe dönemleri. Herkesin bir kan hafızası tazelendi ve herkes o halde sokağa çıktı ve ben ertesi gün hastanelere gezerken ya o da mı çıkmış? O da mı dışarıdaymış, o da mı yaralanmış dediğimde inanın bu şerefli Türk milletinin bir mensubu olmaktan iftihar ettim. Çok şükür böyle bir milletin evladı olarak doğmuşum ve onlarla aynı havayı teneffüs ediyorum. Bu iftiharımı da ayrıca ifade etmek isterim. Tekrar söylüyorum, Allah o gece her birimizin kalbinden korkuyu aldı. Hatta bazen tartışıyoruz, bütün o hal, olağanüstü durumlara karşı işte kurumlarımızın eylem planı olsa, işte şunu yapsak, bunu yapsak. Belki de o zaman bu kadar başarılı olamaz. Bu eylem planlarımızda hainler vasıtasıyla belki bir yerlere sızardı. Onlar da boşa çıkabilirdi. Ama o içimizden gelen, o işte kan hafızasının tazelenmesinden gelen o ruh hali, yani dediğim gibi ne eğitimleri aynı, ne kökenleri aynı, memleketleri farklı, çalışma ortamları farklı, yaşam tarzları farklı. O kadar insan aynı hedef ve aynı gaye için o gece mücadele etti. Ben tekrar buradan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu programa emeği geçen Sayın Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine de teşekkür ediyorum. Çok sözü uzatmak istemiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
çalışması uzaktan yoldu. Gerçekten de ortaya. Sayın Kendiz özellikler bu terketi şimdi takımlarımıza ve gazilerimize de vermiştik. Siz de o günkü üstün başarınız ve burada bizi yalnız bırakmaması ve bir gazi olarak bizi buluyoruz. Önce sizin hatırını gösteririz. Peki, teşekkür ederim. Toplu fotoğraf çekimi için değerli gelin çalışanlarımız sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer katılımcılarımız, programımız sona ermiştir. Katılımınız için hepinize teşekkürler. Ne diyorsun? Olay ne oldu? Abi. Kışın bu gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkış nasıl ülkeyi yaptı.